Bismillahirrahmanirrahim. Babu duhulul harami hel yesluhu bi gayri ihram. Hareme girmek ihramsız salih olur mu olmaz mı? Caiz olur mu olmaz mı? Bu mesele burada izah ediliyor. İmam-ı Tahâvi şu hadisle başlıyor. Haddesena Ali ibn Ma'bad قال حدثنا معل بن منصور حاو حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن حكيم الأودي حاو حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قالوا işte bunlar Mualla, Ali ibn Hakim, Muhammed ibn Sa'id bunların üçü dediler ki haddesena şerik bize şerik rivayet eyledi. An Ammar el-Duhni an Ebu Zübeyir عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz دخل مكة يوم الفتح Mekke'nin fethi günü Mekke'ye girdi ve ala rasihi başında vardı Peygamber Efendimizin imametün sevda siyah bir sarık siyah imameyle girdi ihrama girmedi bak elbiseyle girmiş haddesena Fâdun قال haddesena Ebu Nuaym حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال أبو نعيم ve Ebu Davud dediler ki حدثنا Hammadu ibn-i s-salam bize Hammad ibn-i s-salam rivayet eyledi an Ebu Zübeyir'in Cabir'in radıyallahu anh an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu aynı hadisi şerifi Cabir'den bunlar da rivayet eylediler حدثنا Yunus قال حدثنا ibn-i Wahbin enne Malik'en haddesehu ha ve حدثنا ibn-i Merzuh قال حدثنا Ebu Velid قال حدثنا Malik ibn Anas An-i Zuhriye an Anesin radıyallahu anh Hazreti Anes'ten rivayet eylediler ki Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem dehale Mekke Peygamber Efendimiz Mekke'ye girdi ve ala râsihi miğferin başında da miğfer var idi felemma keşefel miğfere baktaki miğferi açken râsi başında gîle lehu Peygamber Efendimiz'e dediler ki inne İbni Khatel Müslüman oldu sonra irtidat etti ondan sonra Peygamber Efendimiz'i hicvetmeye başladı bu Mekke-i Mükerreme'ye girerken birkaç kişinin demi heder edildi. Bunlar nerede rast gelinirse, kime tesadüf ederse öldürecek. Peygamber Efendimiz emir verdi ki bunları nerede bulursanız öldürünüz. Bu İbn Hatal da kendisini korumak için gitti. Beytullah'ın perdesinin arkasına girdi. Dediler ki İbn Hatal müteallikun bi estaril Kabe. Kabe'nin perdelerine, sitarelerine sarılmış. Cahiliyetten kalma bir adet var idi. Kim ki Beytullah'ın perdesine gider sarılırsa onu öldürmezdiler. O da ben de böyle kurtarırım, halas olurum. İtikadıyla gitti perdeye yapıştı. Fakale Peygamber Efendimiz dedi ki uktuluhu, bunu öldürünüz dedi. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahâvi buyurdu ki fezehebe kavmun bir kavm zahir buldular ki la ennehu la bes. Beis olmadı. Biduhulil harami harame girmekte. Bi gayri ihramin ihramsız. İşte Resul-i Ekrem Efendimiz girdi ya o delil oldu diyorlar. İhramsız girebilir. Vehdecu fî zâlike o mesele hakkında da ihticac ettiler. Bihâdihil âser bu eserlerde. Böyle dediler. Ve hâlevun fî zâlike âkharûn. Fakat ulemanın diğerleri bunlara muhalefet ettiler. Fekâlu dediler ki la yasluhu li ahadin hiçbir kimseye salih olmaz, caiz olmaz. Öyle kimse ki kâne menziluhu min verâil miqat. Onun menzili mikatın verasındadır. İlel emsar şehirlere doğru. Yani mikatın haricinde Mekke'ye doğru değil. Mekke'nin üst tarafına doğru. Hiçbir kimse yok ki menzili o tarafta ola. En yedhule Mekke'den Mekke'ye gire illa bi ihramin illa ihram ile. İhram ile girecek. İhramsız giremez. Şimdi burada mikatın kendisi var. Bir de mikattan Mekke'ye taraf olan var. Bir de mikattan şehirlere dışarıya doğru olan var. Şimdi bu mikattan dışarıya doğru olanları beyan ediyor. Hiçbir kimsenin evi dışarıda olur, mikat haricinde olur da Mekke'ye girecekse ihramsız giremez. Vaktelefe haula ihramsız giremez diyenler ihtilaf eylediler. Fekale ba'duhum ba'si dedi ki ve kezâliken nâsü cemiyan. Nas'ın hepsi böylecedir. İhramsız giremez. Men kâne ba'del miqat isterse miqattan sonra olsun, Mekke tarafında olsun. Ve kablel miqat isterse miqattan evvel olsun, şehirler tarafında olsun, ister Mekke tarafında olsun, isterse şehirler tarafında olsun. Hepsi böyledir, giremezler. gayre ehli Mekke, ehli Mekke'nin gayrisi. Yahut da öyle nas ki hal da olur, sıfat da olur. Öyle nas ki gayru ehli Mekke, ehli Mekke'nin gayrisi. Yahut da ne olduğu halde o nas? Gayre ehli Mekke, hasreten ehli Mekke'nin gayrisi. Ehli Mekke başka. Onlar girerler, çıkarlar. Harem hüdudu dahilinde olanlar. Ama harem hüdudunun haricinde mikata kadar olan mesafeler var. Bir de mikattan o yani. İsterse harem hüdudunun haricinde oldu mu? İster mikat dahili olsun, ister mikat harici olsun. Bazıları dediler ki hüküm birdir. Hiçbirisi ihramsız giremez. Mesela hali hazırda Cidde harem hüdudu haricindedir. Mikat dahilidir. Cidde'den bir adam Mekke-i Mükerreme'ye gidecek olsa bunlara göre ihramsız giremez. Vakale aharun. Ötekiler dediler ki men bir kimse ki kâne menzuluhu onun menzili oldu. Fî ba'dil mevâkid mikatların bazısı yani mikat içinde oldu. Ev fîmâ ba'daha ilâ Mekke yahut da mikatın daha içeri Mekke'ye doğru oldu. Felehu onun için caizdir en yetule Mekke'de Mekke'ye gire bir gayri ihramin ihramsız gire. Cidde'liler mikat dahilindedir. Daha Cidde'den ta Yenbu'a kadar gel. Yenbu'a kadar orada mikat yeri var ya mikat yerine kadar gel. O mikat dahilinde olduğunu bunlar ihramsız girebilirler. Ve men bir kimse ki kâne menziluhu kabdil mevâkid. Menzili mikatlarından evvel oldu yani hariçte oldu. Şehirlere doğru. Lem yetul Mekke'te Mekke'ye giremez illa bi ihramin. İlla ihram ile girecektir. Ve mimmen kâle hâzel kavl, bu kavli diyenlerdendir Ebu Hanife'te ve Ebu Mürsüfe ve Muhammed'in rahimahullah. Bu üç imam böyle demiştir. Yani mikat dahilinde, harem hüdudu haricinde mikat dahilinde olanlar ihramsız girebilirler. İmam Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed'in iştihatları bu. Fakat İmam-ı Tahâvi kendisi burada bunlardan ayrılıyor. Diyor ki ve kâle âherun başkaları dediler ki ehlül mevâkit mevâkit ehli yani kendi mikat dahilinde olanlar hükmühüm onların hükmü men bir kimsenin hükmüdür ki kâne kabdil mevâkit mikatlardan evvel mikat haricinde olanlar gibidir. Ve ceale Ebu Hanife'te ve Ebu Yusuf ve Muhammed İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed kıldılar rahimahumullah hükmü ehl-i mevâkid, mikat içinde olanların hükmünü ki hükmü men kâne verâhum ile Mekke. Mikattan içeri Mekke'ye doğru olanlar gibi kıldılar. Bu üç imam kıldılar. Hükmü ehl-i mevâkid, mikat ehlinin mikatların, mevâkid mikatın cemi. Mikat ehlinin hükmünü kıldılar ki hükmü men bir kimsenin hükmü gibi kıldılar ki kâne oldu min verâihim onların ötesinde ile Mekke, Mekke'ye doğru. Mekke'ye doğru bunların hükümlerini ayırdılar. Mikat hattı fasıl oldu. Mekke'ye doğru olanlar ehli Mekke gibidir. İhramsız girebilirler. Haricinde olanlar ihramsız giremezler. Bu üç imam böyle dedi. Fakat kendisi diyor ki hayır benim nazarımda hepsi birdir. Mikat dahilinde olsun, haricinde olsun. Harem hududunun haricinde olduğunu hepsinin hükmü birdir, ihramsız giremezler. وَلَيْسَ النَّزَرُ فِي هَذَا nazar, kıyas bizim olmadı. Kıyada bu mesele hakkında indena bizim indimizde مَا قَالُوا Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve Muhammed'in dediği gibi olmadı. Onlara itiraz ediyor İmam-ı Tahâvi diyor ki niçin olmadı? اَنَّا رَيْنَا biz gördük. Kimi? مَنْ يُرِيدُ الْاِحْرَامِ İhramı murad eden kimse. İzâ câvezel mevâkit mikatları tecavüz ederse helalen helal olarak ihrama girmeden geçse hatta fera'a min haccetihi geçse ihramsız haccini yapsa ve lem yerci'il mevâkit mikatlara dönmedi öyle ihrama girmeden gitti ne lazım gelir? Kâne aleyhi demin ona bir kurban tereddüt eden için ihramı giymediğinden dolayı. Ve men ahreme minel mevâkid. Peki mikatlardan bir adam ihram etse, niyet etse, kâne mühsinen güzel olur. Ve kezalike öylecedir men ahreme kablaha. Mikattan evvel ihrama giren kimse de evvelden niyet ederse o da güzel yapmış olur. Yani kezalik eyda, yani o da güzeldir. فَلَمَّا كَانَ الْاِحْرَامُ Vaktaki ihram oldu. مِنَ الْمَوَاكِتْ Mikatlardan فِي حُكْمِ الْاِحْرَامِ مِمَّا قَبْلَهَا İhramdan evvel olan yerlerin hükmünde oldu. Ha mikattan evvel ihrama girmiş, ha mikattan sonra ihrama girmiş. İkisinin hükmü böyle beraber oldu. Ne de لَا فِي الْاِحْرَامِ مِمَّا بَعْدَهَا. Demek ki mikat halkı ihrama gireceği vakitte kendisinden evvelki beldelerin hükmünde oldu. La fil ihrami mimma ba'daha, ondan sonraki oranların ihramının hükmünde olmadı. Öyleyse sebete bu sabit oldu ki enne hükmünün vakit mikatların hükmü ki hükmü ma kablaha ma kablinin hükmü gibidir. La ki hükmü ma ba'daha ma ba'dinin hükmü gibi değildir. Öyleyse mikat halkı ister İmam-ı Tahâvi'ye göre bu kıyası yaptı. İhramsız Mekke-i Mükerreme'ye giremezler. فَلَا يَجُوزُ لَاَهْلِهَا Bu mikat dahilinde olan ahaliye caiz olmaz. مِنْ دُخُولِ الْحَرَمِ Hareme girmekten اِلَّا مَا يَجُوزُ İlla bir şeyle caiz olur ki o caiz olur. لَاَهْلِ الْاَمْسَارِ Diğer şehirlere اَلَّتِي قَبْلَ الْمَوَاقِتِ Mikattan evvel olanlara ne caizse onlar da o şekilde. Onlar ihramsız giremezler. O da ihramsız giremez. O caiz nedir? İhramından girecek. Onlar da ihramından girecek. فَانْتَفَى بِهَذَا İşte bu kıyasla müntefi oldu. مَا قَالَ Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed'in radıyallahu anh. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed'in dedikleri, içtihatları müntefi oldu ki yani onların içtihatları burada zayıf kaldı. Çürüdü. Hükmü ehlil mevakit. Ehl-i mevakit hakkındaki hükümleri müntefi oldu. Yani bu kıyası yaparsak onların içtihadı isabetli değildir. فَاَتَبَرْنَا فِي ذَلِكَ Biz bu meselede itibar eyledik. Baktık ki yani acaba onların dediği mi doğru, İmam-ı Tahâvi'nin doğru dediği mi doğru? İmam-ı Tahâvi diyor ki ben bunu araştırdım. فَاِذَا İbn-i Ebi Davud'a baktım ki İbn-i Ebu Davud kat'addesana bize rivayet ediyor. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ona da İmam Ebu Yusuf rivayet etmiş. An Yezid ibn Ebi Ziyad Mücahid'in Ali ibn Abbas radıyallahu anhuma ennehu kal Abdullah ibn Abbas dediler ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular İnnallâhe azze ve celle Cenab-ı Hak harreme Mekke'te Mekke'yi haram kıldı yevme halakas semavat velar yerleri ve gökleri halk ettiği günü Mekke-i Mükerreme'yi haram kıldı. Ve şemse vel kamere ayı güneşi halk ettiği vakitte Mekke'yi haram kıldı. Ve vada'aha Mekke-i Mükerreme'yi yıkıldı. Beyni hazeynil akşebeyn şu iki dağın arasını Cebel Ebu Kubeys ile karşısındaki olan dağın arasına kıldı. Lem tehille hiçbir helal olmadı. Mekke. Lehadin hiçbir kimseye kabli benden evvel. Ve lem tahille helal olmadı li bana illa saaten min niharin. İlla bir gündüzden bir saat helal oldu. Bana de bir saat mühlet verildi. La yuhtela halaha. Onun oti koparılmaz. Ve la yu'dadu şeceruha. Ağacı kesilmez. Ve la yurfe'u ve la yerfe'u luqatataha illa münşidun. Onun orada itik düşmüş de ona lukata derler. Onu da kaldırmaz. İlla münşidün. İlla bir kimse kaldırıp da onu ilan edecek. İlan edip sahibini bulup verecek. İşte o adam için caizdir. Başkaları için caiz değildir. Fekâle Abbas radıyallahu anh Abdullah ibn Abbas dedi ki İlla rizkıra ya Resulullah rizkıri istisna et. O bir sert bir ottur. Onu istemal ederler. Kabirlerin üzerine korlar, binaların üzerine korlar. فَاِنَّهُ لَا غِنَا لَاَهْلِ مَكَّةَ عَنْهُ Ehli Mekke onda müstahni olamaz. لُبُيُوتِهِمْ وَقُبُورِهِمْ Evlerinin üzerine koymak, kabirlerin üzerine koymak için onda müstahni olmazlar. Ya Resulullah bunu istisna buyur dedi. فَقَالَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de buyurdu ki اِلَّا اِسْخِرَ müstesna. Yani ağacı kesilmez, otu koparılmaz ama izhir müstesna buyurdu. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي زيد قال حدثني سعيد المقبري قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول أبا شريح الكعبي işittim ki derdi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular ki İnnallâhe azze ve celle Cenab-ı Hak harrama Mekke'ten Mekke'yi haram kıldı. وَلَنْ يُحَرِّمْهُ النَّاسِ Nas onu haram kılmadı. Cenab-ı Hak haram kıldı. فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ Her kim Allah'a iman ederse وَالْيَوْمِ الْآخِرَ Ahiret gününe iman ederse فَلَا يَسْفِكَنَّ ف۪يهَا demen orada bir kan dökmesin. وَلَا يَعْدِدَنَّ ف۪يهَا شَجَرًا bir ağacını koparmasın. فَاِنْ تَرَخَّسَ مُتَرَخِّسُونَ bir adam ruhsat veren bir adam ruhsat verirse cevaz verirse bunlara yani ağacının kesilmesine, kan dökülmesine müsaade ederse fekale derse ki o adam dese ki müterakhis kad hallet li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e bu helal olduydu. Ona helal oldu da bize niçin helal olmasın? O bak İbni Khatel'i öldürdü. Sonra elbisesini giydi. Oraya gitti. Ashab-ı kiramda Fethi Mekke'de elbiseleriyle girdiler. Bu Resulullah Efendimiz'e helal oldu da niye bize helal olmasın diye bir ruhsat ararsa ona de ki فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri اَحَلَّهَا orayı Mekke-i Mükerreme'yi helal kıldı. Li bana Peygamber Efendimiz buyurur ki beni helal kıldı. وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ başkalarına helal kılmadı. Ve innema ahallaha Cenab-ı Hak da Mekke'yi helal kıl dedi. Bana saatin bir saat. Bana da devamlı değil. Mekke'nin fethi için Peygamber Efendimiz'e has olarak bir saat helal kılmış. Ondan sonra yine haram olarak kalmış. Haddesana Fehdun kâle haddesana Yusuf ibn-i Behlul kâle haddesana Abdullah ibn İdris an Muhammed ibn İshak kâle haddesani Sa'idun el-Mukburi an Ebu Şureyh el-Kusai kâle Ebu Şureyh el-Kusai el-Kâbi dedi ki لَمَّا بَعَثَ عَمْرُ بْنُ سَعِيدٍ Oktaki Amr ibn-i Sa'id gönderdi el-Ba'se askeri ila Mekke'te Mekke'ye لُغَزْوِ Zübeyir İbni Zübeyir'le harp etmek için. İbni Zübeyir Mekke-i Mükerreme'de halifeliğini ilan etti. Yezid'in zamanında Yezid de Amr ibn-i Sa'id'e dedi ki bir ordu gönder oraya. O da bir ordu gönderdi. Atahu ona geldi. Amr bin Sa'id'e Ebu Şureyh ona geldi. Fekellemehu ona konuştu. Neydi? Ma semi'a min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den işitmiş olduğu hadisi ona söyledi. Sümme harice sonra Ebu Şureyh çıktı ila nadi kavmihi kendi cemaatinin nadisine oturdukları yere fecelesi oturdu. Fekumtu Ebu Şureyh'den rivayet eden zat ki Said'in Mekburi diyor ki ben kalktım ileyhi ona gittim fecelestü mehu onun yanında oturdum. Kale Ebu Şureyh dedi ki fehaddese Ebu Şureyh konuştu ama haddese Amran Amr'a konuştu onu orada söyledi yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve amma cavabehu bihi Amr'ın Amr'ın da ona vermiş olduğu cevabı bunu da konuştu. Kale dedi ki Ebu Şureyh kultu ben dedim ki inna künnâ mâ Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem biz Peygamber Efendimiz'le beraber idik. Hîneftetehe Mekke Mekke'nin fethi günü Hîneftetehe Mekke Mekke fetholunduğu zaman felemmâ kânel gada vaktaki ikinci gün oldu min yevmil fethi fethin ikinci günü oldu hatabana Peygamber Efendimiz bize hutbu okudu fekale dedi ki ya eyyühennâs, ey cemaat, innallâhe azze ve celle, aziz ve celil olan Cenab-ı Hak Hazretleri, harreme Mekke'den Mekke'yi haram buyurdu. Yevme halakassemâvâti vel ard, gökleri ve yeri halkettiği günü. Fehye haramun, Mekke-i Mükerreme yine haramdır. Min haramillah, Allah'ın haram kılmış olduğu yerlerden ila yevmil kıyameti, kıyamete kadar yine haramdır. Allah-u Teala haram kılmıştır. La yahillu li raculin hiçbir adama helal olmaz ki yu'minu billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kimseye helal olmaz ki en yesfike fiha demen orada kan döker. Ve la ya'dide biha şeceren Mekke'de bir ağacı kese helal olmaz. Lem tahille li ahadin kana kabli benden evvel hiçbir kimseye helal olmadı. Ve la tahillu li ahadin ba'di benden sonra da hiçbir kimseye helal olmaz. Ve lem tehilleli, bana da helal olmadı illa hadi saatla bu saat. Fetih vakti saati. O da ne için bana helal oldu? Gadaben ala ehliha. Ehline gadab için Cenab-ı Hak peygamberine helal kıldı. İman etmediklerinde. Ela agah olunuz ki sümme kad adet sonra Mekke-i Mükerreme avdet etti ki hürmetiha bil emsi. Dünkü hürmeti nasılsa bugün de yine öyle hürmeti oldu, haram oldu. Femen kâle leküm bir adam size ki inne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kad ahallaha bunu helal kıldı. Fekûlû lehu siz ona deyiniz ki İnnallâhe azze ve celle Cenab-ı Hak Hazretleri kad ahallaha onu helal kıldı. Li Rasûlî Rasûluna helal kıldı. Ve lem yuhillaha onu helal kılmadı. Leke sene o Resulullah Efendimiz'e helal kılmıştı Cenab-ı Hak sana helal kılmadı. Sen onu kıyas yapamazsın de. Fekâleli diyor ki ben bunu Amr ibn-i Sa'id'e söyledim. O da bana dedi ki insarif eyyühe şeyh. Ey şeyh münsarif ol git. Fenehnu a'rafu biz daha iyi biliyoruz. Bi hürmetiha Mekke'nin hürmetini minke senden daha iyi biliyoruz. İnneha Mekke-i mükerreme la temne'u safike demin. Kan döken bir adama mani olmaz. Ve la mane'a harbetin. Onun bunun develerini çalıp da götürüp hareme sığınarak onu kendisine mal etmek isteyene buna da mani olmaz. Ve la hâle'a taatin. Halifeye itaat etmiş de kastı, Abdullah ibn-i Zübeyir'i kastediyor. Halifeye biat etmiş de ondan sonra onun taatini hal etmiş. Ona da mani olmaz. Kultu Ebu Şureyh diyor ki kad kuntu şahiden. Ben Peygamber Efendimiz'in dediğine şahit oldum. Orada hazırdım. Ve kunte gayben. Ey Amir sen de gaybedin. Ve kad emerena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de bizi emreyledi ki en yübelliğe tebliğ ede. Şahiduna şahidimiz gaybana gaybimize tebliğ ede. Ben şahit dedim sen gayb edin. Peygamber Efendimiz de dedi ki şahit olan gaybe tebliğ etsin. Vakad eblatuke ben de sana tebliğ eyledim. Benim vazifem bitti. Gerisi mesuliyet sana ait. Haddesena Behrun huve ibn Nasr. An Şuayb ibn Leys an abihi an Ebi Said'in el-Makburi an Ebi Şureyh el-Kusai an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nehvehu İmam-ı Tahâvi ibn Nasr tarikiyle de gene bu hadisi şerifi böylece rivayet ediyor. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الدراوردي. Orada bir ibn kelimesi yazılmış o ziyade. الدراوردي. قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حضرت أبو Hureyre buyurdular ki Vakafe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz durdu. Alel hacune hucun üzerinde Mekke-i Mükerreme'de bir mahallenin yeri ismi. Sümme kâle sonra buyurdu ki vallahi Allah'a emin ederim ki inneke sen de hayru erdillah Allah'ın en hayırlı yerisin. Mekke-i Mükerreme'ye hitap ediyor. Ve habbu ardillahi ilallah Allahu Teala'yı en ziyade sevgili Allah'ın bir yerisin. Lem tahul le helal olmadı. Le ahadin hiçbir kimseye ki kâne kabli benden evvel gelen ümmetlerden hiçbir kimseye helal olmadı. Ve la tahillu le ahadin ba'di. Benden sonra da hiçbir kimseye helal olmaz. Ve ma uhilletli bana da helal kılınmadı illa saaten minen neharin. Gündüzden bir saat bana helal kılındı. Ve hiye işte bu ba'de saatiha bu saatinden sonra Mekke-i Mükerreme haramdır ila yevmül kıyame kıyamete kadar yine haramdır. Haddesena Muhammed bin Huzeyme kâle haddesena an Hajjaj ibnül Minhal ve Abu Salameh Musa bin İsmail et-Tebuzeki kâle haddesena Hammad ibn Salame an Muhammed bin Amr fe zekere bi isnadihi mislehu. Aynı hadisi şerifi bu isnad ile Muhammed bin Huzeyme'den rivayet eyledi. Haddesena Muhammed bin Abdullah bin Meymun kâle haddesena el-Velid bin Müslim an el-Evza'iyyi an Yahya kâle haddesena Ebu Salamete kâle haddesena Ebu Hureyre radıyallahu anh kâle Ebu Hureyre buyurdular ki lemma fetahallahu azze ve celle Cenab-ı Hak Teala Hazretleri vaktaki fethi müyesser buyurdu. Ala Resulü aleyhissalatu vesselam peygamberi üzerine neyi Mekke'nin fethini müyesser buyurdu. Katelet katleyledi Hüzeyl kabilesi racülün bir adamı min Beni Sakif'in Beni Sakif'ten bir adamı öldürdüler. Ne sebebiyle? Bir katilin bir mektul sebebiyle ki kâne lehum Hüzeyl için idi fil cahiliyette Beni Sakif Hüzeyl'den bir adamı öldürmüşler. Onun intikamını almak için Fethi Mekke'den sonra Hüzeyl kabilesi de Beni Sakif'ten bir adamı öldürdüler. Fakamen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kalktı ayağı fekale buyurdu ki İnnallâhe azze ve celle Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri habese an ehli Mekke'den hapsetti el fiile hapseyledi. Ebrehe fillerinden beraber geldi Mekke'ye mükerremeyi alacak yıkacaktı fakat Cenab-ı Hak onu hapseyledi Mekke'ye giremedi. Ve sallat aleyhi fakat ehli Mekke'ye musallat kıldı Resulehu Resulünü musallat kıldı ve müminine müminleri yani bunları muvaffak eyledi. Onlar Mekke'yi mükerremeyi fetheylediler. Ve inneha Mekke-i mükerreme lem tehille helal olmadı la hadin kâne kabbi benden evvel hiçbir kimseye helal olmadı ve la tehillu la hadin ba'di benden sonra da bir kimseye helal olmaz. Ve innemâ uhilletli bana da helal kılındı saaten min neharin nehardan bir saat bazı rivayetlerde 2 saat ve inneha Mekke-i mükerreme saati hadihi işte benim bu bulunduğum saatte haramın yine haramdır. La yu'dadu şeceruha onun ağacı kesilmez ve la yuhtala şukuha onun dikeni koparılmaz ve la yultaqatu saqituha oraya düşen bir şey alınmaz illa limunşidin illa bir adam alır ki bağırsın da sahibini bulsun versin onun için alınır yoksa eğer onu yapmayacaksa düştüğü yerde kalır kimse el vurmaz ona. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير فذكر بإسناده مثله أبو بكرة رجلد بحديث الشريف ذكريل إيليور غير أنه قال شكدر وركي إمام التحاوي يوركي بحديثه Peygamber Efendimiz buyurdu إن الله عز وجل Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri habesen ehli Mekke'den hapseyledi el fiile fili Kale buyurdu ki ve la yultaqatu dalletuha orada kayıp olan bir şey alınmaz illa limunşidin illa bir adam sahibini arayacak olacak da o alırsa o alır ama başka birisi onu alıp kendisinde alıkoyamaz. Fe akhbara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz haber verdi fi hadihi asar bu eserlerdeki enne Mekke-i mükerreme lem tahille helal olmadı لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلَهُ bir kimseye ki Peygamber Efendimiz'den evvel oldu. Onlara helal olmadı. وَلَا تَحِلُّ yine helal olmaz. لِأَحَدٍ hiçbir kimseye بَعْدَهُ Peygamber Efendimiz'den sonra da kimseye helal olmaz. وَاِنَّهَا مَكَّ-i mükerreme اِنَّمَا اُحِلَّتْ لَهُ Peygamber Efendimiz'e helal kılındı. Saaten min neharin bir gündüzden bir saat. Sümme adet haramın sonra Mekke haram olmayı avdet etti. كَمَا كَانَتْ olduğu gibi ilâ yevmil kıyame kıyamet gününe kadar yine haramdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber verdi. Fedelle zâlik işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haber Fedelle zâlike ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem bu delalet etti ki Resulullah Efendimiz kâne dehalaha Mekke-i mükerremeye girdi yevme dehalaha girdiği günü Fethi Mekke günü ve hiye Mekke-i mükerreme lehu Peygamber Efendimiz'e helalun helal idi. Peygamber Efendimiz'e helal olmuştu da o günü girdi. Fekâne oldu lehu Peygamber Efendimiz için bizalike helal olduğundan Peygamber Efendimiz'in helal olması sebebiyle Peygamber Efendimiz'e oldu duhuluha Mekke-i mükerremeye girmek oldu. Ona helal kılınmış olduğundan Allah tarafında ihramsız Mekke-i mükerremeye girdi. Bi gayri ihramin ihramsız. Ve hiye Mekke-i mükerreme ba'du Resulullah Efendimiz girdikten sonra haramın haramdır. Fe la yedhuluha ona girmez ehadun hiçbir kimse illa bi ihramin illa ihram ile girer. Bu buna delalet etti. Feyin gâle gâilun, bir adam itiraz etse dese ki inne me'na ma, şöyle bir şeyin manası ki yuhille linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e helal kılındı. Minha Mekke-i Mükerreme'de. Huve nedir? O helal kılınan şey. Şehrü silahı, silah çekmek. Fiha Mekke-i Mükerreme'de lil-kital için. Budur. Peygamber Efendimiz'e helal kılınan her bir için silah çekmektir. Ve sefk-i dima, kan dökmek için silah çekmektir. La gayr-ı zalik, başkası değildir. Peygamber Efendimiz'e helal kılınan şey o günü silah çekip karşı gelenleri öldürmek, buydu ona helal kılınan şey. Böyle derse gıyle lehu, etiraz eden adama denilir ki hâde muhaldır. Bu muhaldır. İmkânı olursa ellezî ol bir mânâkü übîhe mübah kılındı linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem için minha Mekke-i Mükerreme'de mübah kılındı. Kırılan şey olursa huva, o şey ne olursa mazikerde senin zikrettiğin şey olursa hasreten has olduğu halde ki o da şehr-i silah, yani Peygamber Efendimiz'e mübah olan şey silah çekmek idi. Başka birisi değil idi. Böyle dersense bu muhaldır. İzlem yakul, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demedi. Ve la yehillu le ahadim ba'di. Ve la yehillu, onun zemiri şehr-i silaha râsiye. Ve la yehillu, silah çekmek helal olmaz. Li ahadin, hiçbir kimseye ba'di, benden sonra. Bu yehillu demedi. Ya orada ne dedi? Ve la tehillu. Mekke helal olmaz. Mekke hiç kimseye benden sonra helal olmaz. Yine haramdır. Eğer senin dediğin olsaydı ve la yehillu derdi. Yehillu, silah çekmek helal olmaz. Li ahadin ba'di, benden sonra silah çekmek caiz olmaz ama ihramsız girebilir. Bu mana çıkar idi. Bu muhaldır. Ve kad ra'eynâhum, biz ulemayı gördük ki ecme'u, icma eylediler. Ennel müşrikîne, müşrikler lev galebû alâ Mekke'te, Mekke'ye galip gelseler, Müslümanların ellerinden alsalar, femene'ul müslimîne minha, Müslümanları Mekke-i Mükerreme'den men eyleseler, helalun, helaldir. İcma eylediler ki helalun lil müslimîne, Müslümanlar için helaldir. Betâluhum, kafirleri le harp etmek ve şehrü silahı biha, Mekke'de silah çekmek ve sefkü dima, kan dökmek Müslümanlar için helal olur. Ve enne hükmemen, bir kimsenin hükmü ki ba'den nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den sonra gelen adamların hükmü fi zalik, bu mesele hakkında fi ibahata, haremin mübah olmasında fi hükmün nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in hükmündedir. فَدَلَّ ذَٰلِكَ, bu delalet etti ki اَنَّ الْمَعْنَا الَّذ۪ي شُلْ بِالْمَعْنَا كِ كَانَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem خُسَّ بِهِ, Peygamber Efendimiz anında tahsis edildi. Fiha, Mekke'de. وَيُحِلَّتْ لَهُ, Peygamber Efendimiz'e de o Mekke helal kılındı. مِنْ اَجْلِهِ, o şeyden dolayı helal kılındı. Leyse, o şey olmadı. Huva, o el-kitale, kital olmadı. Peygamber Efendimiz'e has oldu ki Peygamber Efendimiz için helal kılındı. O kital olmadı. Bundan mı anlaşıldı? Ve izen tefa, müntefi olursa en yekûnehu vel kital, o mananın kital olması müntefi olursa sebete, sabit olur ki ennehu, o mana nedir? El ihram, ihramdır. Peygamber Efendimiz'e helal olan ihramsız girmeydi. O da o saate, bir saate mahsus idi. Ondan sonra yine haram oldu ki ihramsız kimse oraya giremez. Ela tura, sen görmez misin? İlâ kavli Amr ibn-i Sa'id, Amr ibn-i Sa'id'in kavlinde le Ebu Şureyh, Ebu Şureyh radıyallahu anhu'ya ki innel harame la yemne'u safike demin ve la mâne harbetin ve la khâlâ ta'atin. Amr ibn-i Sa'id böyle dedi. İnnel harame, haram la yemne'u safike demin, katili men etmez. Adam öldürmüş, hareme kaçmış. Haremde ona dokunmayın da katil kalsın. Yok, onu yakalar, kısas ederler. Ve la mâne'a harbetin, onun bunun devesini çalmış, harem hududuna kaçırmış, orada sığınmış. Kimse gelip elinden almasın, yok buna da mani olmaz. Ve la hâle'a taatin, emir-i müminine itaat etmiş, ondan sonra taatinden çıkmış, isyan etmiş, Mekke-i Mükerreme'ye sığınmış. Bunlara mani olmaz dedi. Cevaben, cevap olarak lima haddesehu bihi Ebu Şureyh anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Vaktaki Ebu Şureyh Peygamber Efendimizin hadisini ona söyledi, rivayet eyledi. O da cevaben böyle dedi. Felem yünkir, Ebu Şureyh inkar eylemedi. Zalike, bu sözü aleyhi Amr ibn-i Sa'id üzerine. Felem yünkir, inkar eylemedi. Zalike, bunu aleyhi Amr ibn-i Sa'id üzerine Şureyh'in, Şureyh inkar eylemedi. Amr ibn-i Sa'id böyle deyince Ebu Şureyh onu kabul eyledi, sükut eyledi. Velem yekullehu, o Amr ibn-i Sa'id'e demedi ki İnnen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz innema arade, murat buyurdu, bima haddestüke anhu, ondan rivayet etmiş olduğum hadiste murat buyurdu ki ennel harame haram gad yüciru, mücir olur, küllen nas, nasın hepsini mücir olur. Yani herhangi bir adam bir suç işler, hareme giderse haram onu muhafaza eder, saklar. Bunu murad etti demedi. Velakinnehu arafe zalik, Ebu Şureyh bunu bildi ki bildi, felem yumkirhu, inkar etmedi. Yani Mekke-i Mükerreme'de katilde yakalanır, hırsız da yakalanır, hükümete isyan etmiş de o da yakalanır. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e has olan şey neydi? Ya harem-i şerife ihramsız kimse giremez. Peygamber Efendimiz'e bir saat izin verildi, ondan sonra yine eski haline döndü ki ne Peygamber Efendimiz'den evvel kimseye ne de ondan sonra bir kimseye ihramsız girmek caiz olmaz. Ve hâdâ Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma, işte Abdullah ibn Abbas. Fakat revâ zâlike anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den bu hadisi rivayet eyledi. Sümme kâle min râyihi, sonra kendi fetvasından dedi ki la yedhulu ahadun, hiçbir kimse giremez el harame, harame illa bi ihramin, illa ihram ile girer. Ve senezkürü zâlik, biz bunu zikrederiz fi mevdi'i, mevdi'inde inşallah teala mevzi'inde bunu zikrederiz. Fedelle kavluhu hâda, işte bunun bu kavli delalet etti ki enne mâ ru'ya'nin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen fîmâ ul bir şeydi ki hülletlehu, ona helal kılındı. Leyse huve, o olmadı ala ishar-ı silah, silahın ishar üzerine olmadı, biha Mekke-i Mükerreme'de. Ve innemâ huve, bu ala manen ahir, başka bir manayadır. Leennehu lemmen tefa, vaktaki müntefi oldu. Hâzel kavlu silah hisarı, hisarı silah müntefi oldu. Ve lem yekün, o illette olmadı. Gayruhu ve gayrul kavlil ahir, arada bir hisarı silah var. İsari silahtan başka, bir de ihramsız girmekten başka üçüncüsü yok burada. Üçüncü olmadığına göre İsari silah müntefi olduğu gibi sebetel kavlül ahar, o kavli ahar, öteki kavli sabit oldu ki o da ihramsız girmek. Arada üçüncüsü yok çünkü. Sümmeh, bu mesele burada bitiyor. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihramsız girdi. O Peygamber Efendimiz'e mahsusu değil. Ondan sonra hiçbir kimse ihramsız Mekke-i Mükerreme'ye giremez. Bu meseleyi burada bitirdikten sonra ikinci bir meseleye ele alıyor ki mikat dahilinde, harem hududu haricinde olanların Mekke-i Mükerreme'ye ihramsız girip girmemeleri meselesi geliyor. İhramsız girebilirler mi, giremezler mi? Bu mesele hakkında da ihtilaf eylediler. Onu beyan ediyor. Sünnehtecna, sonra mühtaç olduk. Ba'da hâza, bundan sonra Mekke'ye ihramsız girilmez. Bunu hallettikten sonra neye mühtaç olduk? İlen nazari, kıyasa, kıyasa mühtaç olduk. Fi hükmümen, bir kimsenin hakkındaki ba'del mevâkit, mikatlardan sonradır, ila Mekke'de, Mekke-i Mükerreme'ye doğru. Mikat ile harem hüdudu arasındadır. Hellehum, onlar için caiz olur mu? Duhulul haremi, hareme girmek bi gayri ihramin, ihramsız emla olmaz mı? İhramsız hareme girebilirler mi, giremezler mi? Mesela ciddi halk gibi. Harem hududunun haricindedir, mikatın dahilindedir. Bunlar ihramsız harem-i şerife girebilirler mi, giremezler mi? Fareyna, biz gördük errecüle, bir adamı iza erade, murad ettiği vakitte duhulul haremi, hareme girmeyi murad ettiği vakitte lem yedhuluhu, o hareme giremez illa bi ihramin, illa ihram ile girer. Ve sevâun erâde duhûlel harem. İster hareme duhûlü murad etsin, sevâun erâde duhûlel harem, hareme duhûlunda murad etsin, li ihramin, ihram için girmeyi murad etsin, evli hacetin yahut da bir ihtiyaç için. Öyle ihtiyaç ki gayril ihram, ihramdan başka. Harem-i şerife girecek. Harem-i şerife niçin gidecek? İbadet için ihram gidip bir ömre yapacak. Veyahut da başka bir ihtiyac için Mekke-i Mükerreme'ye girecek. Bu adam ihramsız girebilir mi, giremez mi? İlla ihram girecek. Madem hareme giriyor, bunu ispat ettik ki o adam ihramsız giremez. Varayına yine biz gördük ki men erade, bir adam murad ederse duhuletil kelmevadiye, bu mevzilerden birisine elleti beynel mevakit ve beynel harem, mikat ile harem arasında, mikatı geçecek fakat harem hududuna varmayacak, bu araya girerse hacetin, bir ihtiyaç için, mesela Medine-i Münevvere'den kalkacak, Cidde'ye gidecek, Cidde'de bir ihtiyacı var, onu görüp dönecek. Enne lehu, o adam için caizdir duhuleha, o Cidde'ye gitmek, mikat dahil olan Cidde'ye bir gayri ihramin, ihramsız gitmek onun için caizdir. Fesebete bizalik, işte bununla sabit oldu ki enne hükmü hâzihil mevâdi', o mevzilerin hükmü harem hududunun harici, mikatların dahil olan yerler. İzâ kânet tedhulu, dahil olduğu vakitte lil havâici, ihtiyac için, bi gayri ihramin, ihramsız. İhramsız ihtiyac için girilebilir. Bu ne gibi oldu? Bunun hükmü ki hükmü mâ kablel mevâkit, mikatlarından evvel olan yerlerin hükmü gibi oldu. Ve enne ehleha, bu mikat halkının ehli, la yedhulûnel hareme, hareme giremezler, illa kemâ yedhuluhu, illa oraya girdiği gibi men, bir kimse ki kâne ehluhu, onun ehli oldu, verâel mevâkit, mikatların verasında, ile lafak, şehirlere doğru. Yani mikattan evvel harice doğru adamlar nasıl ihramsız giremezlerse, mikat dahilinde olan adamlar da ihramsız hareme giremezler. فَهَذَا هُوَ النَّظَرِ, işte kıyas da budur, indi, benim indimde, fi hâdel bab, bu babda. İmam-ı Tahâvi diyor ki benim indimde de mesele böyledir. وَهُوَ بُوْ خِلَافُ قَوْلِ أَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهِ. Bu üç imamın kavlunun hilafınadır. Çünkü İmam Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed dediler ki mikat dahilinde olan adamlar harem halki gibidirler. Onlar ihramsız harem-i şerife girebilirler. İmam-ı Tahâvi de diyor ki hayır, mikat dahilinde olan adamlar harem halki gibi değildir de mikat haricinde olan adamlar gibidir, ihramsız giremezler. Ve zâlike, İmam-ı Tahâvi kendi içtihadını, istinbatını teyit için diyor ki bu ennehum, bunlar yani Ebu Hanife ve Yusuf ve Muhammed böyle dediler, mikat halki haram halki gibidir dediler, innemâ galledu, bunlar teklid ettiler, fîmâ zehebu ileyhi, sahip oldukları bu meselede, minhada, bu meseleden. Dediler ki mikat halki haram halki gibidir, ihramsız girebilir dediler. Bunlar teklid eylediler. Neyi? Maşhur bir hadisi ki haddesena Salih bin Abdurrahman, bize Salih bin Abdurrahman rivayet eyledi. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أنه خرج من مكة. Abdullah ibn-i Ömer Mekke-i Mükerreme'den çıktı. Yuridül Medine'te, Medine-i Münevvere'yi murad ediyordu. Medine-i Münevvere'ye gelecekti. فَلَمَّا بَلَغَا قُدَيْدًا, vaktaki Kudeyd denilen yere geldi. Mekke'den çıkıp gelirken hala yani mikat dahilinde diyor ki بَلَغَهُ, ona erişti. Anca için bir ordudan ki kadimel Medine, Medine'ye bir ordu geldi. Mekke-i Mükerreme'ye geliyor. Bu girdi ve gayri ihramin, ihramsız girdi. Kudeyd mikat dahilindedir. Abdullah ibn Ömer Kudeyd'e kadar geldi. Harem hududundan çıktı fakat mikat dahilinde. Dönüp giderken ihramsız girdi. İşte binaenaleyh mikat halkı ihramsız harem-i şerife girebilirler. istinbat ediliyor bundan. İmam-ı Tahâvi diyor ki Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed bu hadisi teklit eylediler. Haddesena Muhammed bin Huzeyme kâle, haddesena Hajjajun kâle, haddesena Hammad kâle, haddesena Eyyub an Nafi enne ibn Ömer radıyallahu anh. Abdullah ibn Ömer harice min Mekke'te, Mekke-i Mükerreme'den çıktı ve yürüyülür Medine. Medine-i Münevvere'yi murad ediyordu. فَلَمَّا كَانَ قَرِيبًا vaktaki yaklaştı. Burada zikretmiyor, yukarıda diyor ya, Kudeyt denilen yere geldi. لَقِيَهُ جَيْشُ بُنُ دُلْجَ İbn-i Zülce'nin ordusu ona mülak oldu. Haraca'a döndü. فَدَخَلَ Mekke'de, Mekke'ye girdi. Helalen, helal olarak, yani ihram giymeden Mekke-i Mükerreme'ye döndü gitti. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهبين أن مالكا حدثه عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة. عبد الله بن عمر مكة çıktı. Hatta إذا كان بكديد. Hatta Kudeyd denilen yere geldi. Belagahu ona erişti. Haber minel Medine. Medine'den bir haber geldi ki ordu geliyor. İşte orada da zikret diye yukarıda İbn-i Tülce'nin ordusu geliyor. Fereca'a döndü. فَدَخَلَ مَكَّةً Mekke-i Mükerreme'ye girdi helalen, ihramsız olarak. فَقَلَّدُوا İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed teklid eylediler. ذَٰلِكَ bu hadisi وَاتَّبَعُوهُ buna tabi oldular. Bu hadisi amel eylediler. وَكَانَ النَّظَرُ فِي ذَٰلِكَ bu meselede nezer kıyas oldu. عِنْدَنَا İmam-ı Tahâvi diyor ki benim indimde nazar oldu, hilâfe mâ zehebû ileyh. Onların zahibi olduğunun hilâfi. Onların mezhebinin hilâfi oldu bana göre. Yani bunlar Abdullah ibn Ömer'in bu hadisine tabi oldular ama fakat kıyasa bakılırsa bu mesele doğru değil. Onların da ihrama girmesi lazımdı. Peki Abdullah ibn Ömer'in böyle yaptığına İmam-ı Tahâvi bir cevap vermiyor. Yalnız kendi İçtihadını tekit etmek için diyor ki وَقَدْ رُوِيَنْ غَيْرِ بِنْ Ömer Abdullah bin Ömer'in gayrisinden rivayet edildi فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında مَا يُخَالِفُ هَذَا Abdullah bin Ömer'in rivayetine muhalif, onun fetvasına, harekatına muhalif bir şey rivayet edildi. O da şu حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بن Huzeyme قَالَ حَدَّسَنَا عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنِ قَالَ حَدَّسَنَا بن جُرَيْجٍ قَالَ عَتَاوُ Ali ibn Abbas radıyallahu anhuma Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma buyurdular ki La umrete alel Mekkiyi Mekke halkı için ömre yoktur. İlla en yahruce minel haram. İlla haramda çıkar. Fela yedkuluhu o Mekke'ye de giremez. İlla haramen illa ihramlı olarak. Ehli Mekke'ye ömre yok. Yalnız haramdan çıkarsa harame ihramsız giremez. Bu vakitte ömrü olmuş olur. Demek ki burada haremden çıktı mı hareme ihramsız giremez. فَلَا يَدْخُلُوا اِلَّا حَرَامًا Mekke-i Mükerreme'ye giremez, illa ihramda girer diyor. Haremden çıktı mı nereye çıkacak? Mikat'a kadar çıkacak. Yahut da mikattan da daha dışarı çıkacak. Ha mikata kadar çıksın, ha mikattan daha ileriye çıksın. İkisi de bu hükme dahil. İhramsız giremez diyor. Fakîle ibn Abbas radıyallahu anhuma Abdullah ibn Abbas'a denildi ki Fein haraca raculun min Mekke'te Mekke'den bir adam çıksa gariben yakın. Yani Harim-i Şerif'ten çıktı ama uzağa gitmedi. Bu adam da mı ihramsız giremez? Kâle na'am. O da ihramsız giremez. Yakdi hacetehu eğer yakın bir yere gittiyse o adam ihtiyacını görür ve yec'alü mâ kadâiha o ihtiyacını görmekle beraber kılar, ömreden bile bir ömre kılar. Yakına gitti, ihtiyacı vardı, ihtiyacını gördü, bile bir ömre yapar buyurdu. Haddesene bin Ebi Davud, kâle haddesene Süleyman bin Harbin, kâle haddesene Hammadu ibn-i s-Salam, en Ali ibn-i Hakem, en Ata'in, kâle la yedhulu ahadun, hiçbir kimse girmez, el harame harame, illa bi ihramin, illa ihram ile girer. Bu da Ata'dan gelen rivayet. Fakile denildi ki Ata'ya velel hattabun odun toplayıp getirenlerden bilemez. Kale velel hattabun şali çirki odun toplayıp yakacak için getirenler de bilemez. Kale, Ata dedi ki, sümme belegani, sonra bana erişti. Ba'du, bundan sonra ki, ennehu o, yani Abdullah ibn Abbas'ı kastediyor ki, rahhase, müsaade etti, lil hattabin, odun toplayıp götürenlere ruhsat etti. Çünkü onlar çıkacak, odun getirecek, tekrar çıkacak, tekrar gelecek, bir meşakkate düşecekler. Onlara müsaade etti, zaruret olduğu için. Haddesena Salih bin Abdurrahman kâle, haddesena Sa'idun kâle, haddesena Hüzeyme kâle, akhberena Abdülmelik en Ata ibn Ebi Rabah Ali ibn Abbas radıyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eyledi ki, ennehu kâne yekûl, Abdullah ibn Abbas derdiler ki, la yedhulu Mekke'te tacirun ve la talibu hacetin illa ve huve muhrim. La yedhulu Mekke'te, Mekke-i Mükerreme'ye giremez tacirun, ticaret eden bir kimse, ve la talibu hacetin, bir ihtiyaç talebinde olan bir kimse giremez, illa ve huve muhrimun, illa ihramlı olarak girer. Ticaret kastediyor, ihramsız girecek, giremez. Bir ihtiyacı var, Mekke-i Mükerreme'de görüp çıkacak, gene ihramsız giremez. Haddesena Salih bin Abdurrahman kâle, haddesena Sa'id bin Mansur kâle, haddesena Hüseymun kâle, akhberena Yunus anil Hasan ennehu kâne yekûlu zâlik. Hasan-ı Besri de böyle derdi. Yani Mekke-i Mükerreme'ye ihramsız kimse giremez. Haddesena Muhammed bin Huzeyme kâle, haddesena Hajjajun kâle, haddesena Hammadun an Qaysin an Ata an İbn Abbas radıyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas kâle, buyurdular ki, la yedhulu ahadun Mekke'te, Mekke'ye kimse giremez illa mührimen, illa ihramlı olarak girebilir. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال قاسم بن محمد buyurdular ki, لا يدخل أحد مكة, hiçbir kimse Mekke'ye giremez, إلا محرما, إلا محرم olarak girer. Şimdi bu hadisi şeriflerin hepsi ispat ediyor ki, Mekke-i Mükerreme'ye girecek bir adam, ister miqat halkından olsun, ister daha başkalarından olsun ve ihramsız giremez. Fe'in gâle gâirin, bir adam dese ki, efe yecûzü, caiz olur mu? Limen, bir kimseye ki, kâne ba'del mevâkit ile Mekke, mikattan sonra Mekke'ye doğru, hareme doğru olan kimse için caiz olur mu? En yetemettâ temettû eder. Mesela ciddi halkından birisi hacı temettü yapacak. Bunun için caiz olur mu, olmaz mı? Eğer Mekkeli gibi olursa caiz olmaz. Yok Mekkeli gibi değilse olabilir. Böyle itiraz ederse kîle lehu, bu adama denilir ki, naam, caiz olur. Ve huve fî zâlike izâ, bu temettü yapmada bu hilâf-ı ehl-i Mekke, ehl-i Mekke'nin hilafınadır İmam-ı Tahâvi'ye göre. Ehl-i Mekke'den değildir bu. Ya mikat haricindeki adamlar gibidir. Ve hâzâ izâ, bu da böylece hilâf-ı kavl-i eshabina. İmam-ı Tahâvi diyor ki, bizim eshabımızın kavlinin hilafınadır. Yani Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed, bizim eshabımız, onlar dediler ki, mikat dahilinde olan kimseler, mesela ciddi halil gibi, bunlar da ehl-i Mekke gibi temettü yapamazlar. Fakat İmam-ı Tahâvi diyor ki, hayır, onlar mikat harici olan, mesela ciddi halki, Medine halki gibidir, temettü yapabilirler. وَلَاكِنَّهُ النَّزَرُ عِنْدَنَا, lakin nazar, kıyas, bizim indimizde, İmam-ı Tahâvi'nin indinde, عَلَى مَا قَدْ ذِكَرْنَا وَبَيَّنَّا, bizim zikrettiğimiz ve beyan ettiğimiz şey üzerindedir ki, yani mikat halki, mikat haricinin halki gibidir. وَحَادِرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, Mescid-i Haram'a hadir olanlara temettü yoktur. Bunlar kimdir? Endena, İmam-ı Tahâvi diyor ki, bizim indimizde bunlar ehl-i Mekke'te hasse, ehl-i Mekke'dir. Hasseten, yani harem hududunda olanlardır. Hadirul Mescid-ül Haram bunlar. Ama harem hududunun haricinde olanlar Hadirul Mescid-ül Haram'a dahil olmazlar. Ve kad kâle hâzel kavl, bu kavli dedi, ellezî, öyle kavl ki, zehebnâ ileyhi, biz ona sahip olduk. Fihada, bu mesele hakkında. Yani mikat dahilinde kalanlar, mikatın haricinde kalanlar gibidir. Bu kavli dedi ki, Nafi'un, İmam-ı Nafi'ye de dedi, Mevla ibn-i Ömer, Abdullah ibn-i Ömer'in kölesi İmam-ı Nafi'in de mezhebi budur. Ve Abdurrahman ibn-i Hürmuz el-A'raj, Abdurrahman el-A'raj'in mezhebi de budur. Onlar da benim dediğim gibi diyorlar, diyor. Haddesene Yunus kâle, haddesene ibn-i Wahbin kâle, akbereni Mahremetü bin Bükeyrin an ebihi kâle. Mahremetü bin Bükeyr, babası Bükeyr'den rivayet ediyor ki, Semiyatü Nafi'an, ben İmam-ı Nafi'ye işittim. Kim Nafi? Mevle bin Ömer'e. Abdullah bin Ömer'in kölesi. Yüselü sual olunur diye. Min kavlillahi azze ve celle, Cenab-ı Hak Teâlâ'nın sıfatlarının kavli şerifinin tefsirinden. O kavli şerifi de şu, estağfirullah. ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Bu temettü kim içindir? Limen bir kimse içindir ki lem yekun olmadı ehluhu, onun ehli hadir mescid-i haram, mescid-i harama hadir olmadı. Buna sordular ki bu ayetin tefsirindeki ecevfe Mekke em havleha yahut da ecevfe Mekke, bu hadir mescid-i haram Mekke'nin dahili midir? Em havluha yahut da etrafı mıdır? Kâle, dedi ki cevf-i Mekke, Mekke'nin içidir. Ve kâle zâlike, bu ne dedi? Abdurrahman el-A'raj de böyle dedi ki, hadirül mescidül haram kimdir? Mekke'nin içidir. Yani haram hududu dahilinde olanlardır. Ama haram hududunun haricinde olanlar bu hadirül mescidül harama dahil değildir. İşte İmam-ı Tahâvi bunu da beyan etti ki burada İmam-ı Tahâvi'nin görüşü, evet, Hanefi İmam-ı Azam Ebu Yusuf ve Muhammed'den ayrılıyor. Yani Hanefi mezhebinden ayrılıyor. Onun görüşü de bu meselede kendine mahsus oluyor. Bu mesele hakkında onun için bazı kitaplarda Cidde'ye gidip gelecek olan bir kimse harama girecek mi, girmeyecek mi? Bu bazı alimler bu meselenin iyice inceliğine varmadığından kitap, hac kitaplarını okurken hayır bunlar ihramsız giremezler diyorlar. Bu İmam-ı Tahâvi'nin kendi görüşüdür. Fakat Hanefi fıkıh kitaplarında İmam-ı Tahâvi'nin bu görüşüne zayıf görmüşler. Onun için onu tutmamışlar ve fetvayı İmam-ı Azam'ın mezhebine göre vermişler ki mikat dahilinde olanlar ihramsız Mekke-i Mükerreme'ye gidip gelebilirler. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.